Allah'ın Beyalan köyü yakınlarında ormandayız. Ankara'nın yamacında böyle doğal yaşamın tam anlamıyla sürdüğü bir ormanda olmak güzel. Kızıl geyik var. Ondan sonra domuz var. Daha ayı da varmış ama pek gözükmüyor. Mantar derseniz çok. Kurt izi yol üzerinde diğer ayağının izi bu şekilde böyle yol üzerinde. Bu bölgede yaklaşık bir hafta önce koyun sürüsüne saldırmış. Kurt ve çoban tarafından saldırısı engellenmiş. Kocaman bir kurt izi, canavar izi. Bak, o inekleri ayrılmış, koşmuş. Koşmuş değil mi? Koşmuş. Bu koşarak. Yani, geyiklerin peşinde yadırmızlar. Kocaman bir iz. Bol miktarda geyik dışkısıyla karşılaştık. Doğal yaşamla o kadar iç içeyiz ki birçok geyik, kızıl geyik izi gördük. Daha az önce seslerini de duyduk. Kızıl geyik çok ürkek bir hayvan. Kolay kolay insanlara yaklaşmaz. Demek ki burası doğallığını koruyan bir bölge. Kızıl geyikler seslerini duyabileceğimiz kadar yakınımız olduğuna göre gerçekten özel bir yer. İç. Evet. Şu iz. Şu da geliş. Çok fazla var değil mi? Şuna, canavar izi. Şunlar geliş. Bunlar da geliş. Evet. Çok fazla ya. Kurt izi. Burada sanki bir hayvan kovalamış gibi. Her tarafta kurt izleri. Geyik, bak yukarıya doğru. Geyik bu. Şöyle evet, geyik muhtemelen bu kurt kovalamış olabilir bunu. Bak buralar da atlamış. Evet, buraları atlayarak gitmiş. Ağır ya, belli. Kurt izi de çok burada. İşte kurtlar muhtemelen, evet. Burada muhtemelen evet, ya. Burada. Burada var. Bak, evet. Yere basmış. Bak onun 2-3 günlük. Gözleri göster baksana. Bak, evet. Şuraya, hala buradan öyle koşuyor. Evet, yukarıya doğru. İbrahim Dede ile yorgunluk almak için dinleniyoruz. Her tarafta geyik izleri, geyik dışkıları dolu. Kılavuzumuz İbrahim Dede maşallah. Sayesinde çok şey öğrendik, çok şey gördük. Yani senin çocuklar bu gece ne barbaros ki. Evet, maşallah iyi domalan mantarı yapmış. Normalde sizin yerine. Maşallah. Bol bol domalan mantarı. Abi, evet. Bu mantarın ismi nereden geliyor? Toplama şeklinden geliyor. Evet. İşte şurada var. Bak şurada da var. Bu da çömelen mantarı mesela. Emin'in topladığı çömelen. Siz olun kendi başınıza, sakın ha mantar toplamayın. Biz, İbrahim dedemiz sağ olsun bize yol gösteriyor. Mantar hasadı yapıyoruz. Maşallah. Bol bol. Nallıhan, Beyalan köy dağlarında. Domalan mantarı. Evet. Aynı patates gibi. Nihayet aradığımız kanlıca mantarını bulduk. Şöyle dipten üzerinden şey yaparak alalım bakalım. Yabanilerin yüzüne mi oluyor kanlıca? Şöyle yapalım. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, yok. Tamam. Burada kara kız mantarı. Ya bunu sade İbrahim dedi. Yalnız samsak kasacağım bak bunu şeyde. Neyi? Salça mı? Tulusu da samsak kasacağım. Başka bir şey katmayacağım. Evet. Soğan, biber, domates katmayacağım. Bunlar küçük, onlar büyük. Karakız mantarının
tam tarlasına düştük. Ormanın içinde güzel bir pınar. Değil mi Gazi abi? Evet, çam ormanlarının içinde. Hayvanlar burada gelip rahat rahat suyunu içebilir. Gerçekten çok güzel bir şey yapılmış. Tabii gelip şişe bırakan, pislik bırakanlar da ayrı bir şey. Onları da teessüfle kınıyoruz. İşte gelin burada piknik yapmak için. Gayet güzel ama ne yazık ki. Gereken ilgi yok. Pislik, şişe, her şey. Kavak mantar. Rekor mantar. Vallahi gözümün önündeymiş mantar. Şömin eteğinde. Kalmıcı mantarlarımız şömine de ızgarada pişiyor. Ayrıca rahat rahat.